derdin mi var? Üzülme, anlat. Büyük bir derdin var deme. Büyük bir Rabbim var de. Bunalımda mısın? Karamsar olma, içine atma. Hayatında iyi giden bir şeyler yok mu? Susma, konuş, hüzünlenme. Yuvanda huzur mu arıyorsun? Sabret. Allah sabredenlerle beraberdir. Küs müsün? Dargın mısın? Affet, sev, sevil. Çaresiz ve ümitsiz misin? Dert etme, dua et. Sanma ki dert sadece sende var. Sendeki derdi nimet sayanlar da var. Allah'ın verdiği de vermediği de imtihan değil mi? Sabret ki her şey gönlünce olsun. Karıncaların sesini duyan Allah senin feryadını duymaz mı? Efendim hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar, cumanız mübarek olsun. Cuma sohbetleri programına hoş geldiniz. Muhterem hocamız Necmettin Nursaçan bizlerle. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Cumanız mübarek olsun. Amin efendim, sağ olun. Bu tebessüm eden, gülen yüzünüzü görmek çok güzel hocam. Aman ne güzel. Sanıyorum ekranları başında olan izleyicilerimiz de aynı duyguları hissediyorlar. Burada oturan izleyicilerimiz de seyircilerimiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Cumanız mübarek olsun. Hayırlı cumalar. İyi misiniz? İyiyiz. Allah iyilikler versin, sağlık, afiyet versin inşallah. İnşallah. Teşekkür ediyoruz. Bizler de sizlere duacıyız. Dualarımızın icabet saatine denk geldiği bir gün ola inşallah. Efendim bugün hemen önümüze konumuzla ilgili bir hocam tabelamız var. Müsaade buyursanız ben hemen oraya doğru gideyim. Size de bir çubuk hazırlamışlar böyle. Hocam biraz sonra sizi buraya alacağız. Peki efendim. Kerahat vakti nedir? Mezheplere göre kerahat vakitleri farklı mıdır? Hangi vakitler arası kaza ya da nafile namazları kılınabilir? Hangi vakitler arası kaza veya nafile namazlar kılınamaz? Vakit namazları hangi şartlarda, hangi zaman dilimine göre kılınır? Bu soruları hocamıza soracağız çünkü çok soru alıyoruz. WhatsApp'tan, Instagram'dan çok soru alıyoruz nafile namazlarla, kaza namazları ile ilgili. Bir grafiğimiz olacak hocamız. Bu vakitlerin de bulunduğu grafik üzerinden inşallah bu soruların cevaplarını verecekler. Biraz sonra, az sonra. Ama öncesinde telefonumuz mu var? Hazırsa hemen alalım telefonumuzu. Hoş geldiniz. Hayırlı günler, hayırlı cumalar. Hayırlı sabahlar, günler. Cumanız mübarek olsun. Hayırlı sabahlar. Çok buyurun teşekkür efendim. Ederim, sağ olun. Buyurun. Benim bir sorum olacaktı. Elbette. Hocam benim eşim namaza durduğu zaman... namazda Allahu Ekber, Allahu Ekber 4-5 sefer işte ettehiya, ettehiya, ettehiya başlarken böyle evet. Selam verirken essela, essela, essela namazı bitiremiyor yani. 4 rekat namazı yarım saatte kılabiliyor. Bu doğru mudur? Niye öyle yapıyor peki? Bilmiyorum, diyor ki ben diyor çıkaramıyorum anlamıyla diyor. Arapçası yok aslında. Evet. Ama diyor ben diyor olmadı diye anlamıyla çıkaramıyorum diyor. Tam olsun diye yapıyorum diyor. Ben şey cami imamına gittim sen bildiğin gibi kıl dedi bana diyor. Evet. Normalde böyle değildi. Daha da ilerletti böyle. Ha vesvese mi oluyor onu anlayalım. Vesvese mi yapıyor namaz kılarken? Vesvese de değil böyle anlamını çıkaramıyorum diyor. Yani doğru olmadı diyor ya da işte... Bilemedin ki ne olduğunu. Şimdi 4 rekatlık bir namaz hani yarım saatte kılınır mı hocam? 4 rekat ne kadar uzun sure okursanız okuyun. Yarım saat sürer mi? 4 rekat yani, sadece. Muhsin Bey, sure değil zaten. Muhsin Bey dediğiniz gibi korkarım o bir vesvese hastalığına dayanıyor. Yoksa biz Allahu Ekber, Allah yani, en yüce, iftitah tekbiridir. Allah demek farz. Ekber demek vacip. Bir defa böyle dedik iş tamam. Allahu Ekber diyerek huzura girerim. Elbette. Yani ben tekrar böyle tecvid öğreniyor gibi Allahu Ekber falan diye 3-4 defa demenin yeri yok. Bu normal değil. Selam verirken Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm. Bu olmadı herhalde. Esselamu Aleyküm. Esselamu Aleyküm. Esselam. Aynen hocam. İşte, o zaman vesveseye giriyor bu. Evet bir psikolojik bir rahatsızlıktır. Kendisi vazgeçebiliyorsa hala yoksa bir psikiyatristen destek almak gerekir. Peki bu aynısı şeyde var mı? Abdest alırken oluyor mu? Abdest alırken bilmiyorum böyle namazda sesini yükseltiyor ve
sürekli sesini yükselttiği için aynı yerde saydığını duyuyoruz. Yanında diyorum ki bak kelimeleri değiştiriyorsun. Mesela Allah bazı yerlerde aynı şeyleri söyleye yani sure değişiyor gibi geliyor bana diyorum. Evet. Hayır öyle değil diyor. Ben diyor çıkaramadığım için yapıyorum diyor. Ya iki rekatlık ya da dört rekatlık bir namazın kılınış şekilleri bellidir. Okunacaklar bellidir. Hani bunları tekrar aynen, okumak bir fayda sağlamıyor namaz, ibadetimize. Namaz bize stres getirmeyecek, yük getirmeyecek. Hatta yükümüzü kaldıracak. Kelebek kanadına dönmüş gibi olacağız. Yani şu sanki bir yük omuzlar gibi. Hele şunu bir taşıyayım değil. Yani gönlüm kelebek kanadına dönecek. Mutluluk duyacağım, huzur duyacağım. Hocam şunu da sorayım size. Şimdi diyelim ki namazda, diyelim ki Fatiha olmadı diye tuttu baştan bir daha Fatiha okudu. Olmadı dedi tuttu bir daha baştan Fatiha okudu. Bu namaza zarar vermez mi? Tabii zarar verir. Bu da zarar verir. Üç defa Fatiha okunmaz bir namazda. Ama demek ki kardeşimizde bir rahatsızlık söz konusudur. Evet. Tedavi olmalıyız. Teşekkür ediyoruz aradığınız için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Eşinize bu şekilde aktarın. Lütfen tekrar okumasına gerek yok. Oldu kabul etsin ve inşallah ibadetleri de kabul olsun. Çok teşekkür ederim. Hayırlı cumalar. Selam ediyoruz eşinize de. Evet, bir telefonumuz daha var. Merhabalar, hayırlı sabahlar. Hayırlı cumalar. Hoş geldiniz. Alo. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Hocamız duyuyor sizi. Hayırlı cumalar hocam. Hayırlı cumalar Muhsin Bey. Hayırlı cumalar. Buyurun. Benim 71 gündür 4 yaşındaki kızım yoğun bakımda. Ve bunun 15 gün önce beyin ölümü gerçekleşti. Ama sadece kalbi çalışıyor. Evet. Biz bunu doktora söylüyoruz. Hani artık makineye bağlı, geri dönüş olmayan bir rahatsızlıktı. Zaten beyin de bittiği için. Evet. Bunun fişini çekmek istiyoruz. Bunun vebali nedir? Yani kalp de durmadan bu iş yapılamıyor. Yani bakarsın ki hayata dönecektir. O yüzden bugün o fişe bağlı olması da bugünün tıp teknolojisinin sağladığı bir imkandır. O yüzden bakarsınız ki hayata dönebilir. Yani dinen caiz değil bu durumlarda. Doğrudur. Yani hem beyin hem kalp ölümünün gerçekleşmiş olması gerekiyor. Evet. Evet, doğru. Ya yaklaşık 2,5 ay mı oldu? 3 ay mı oldu? Evet. 71 gündür yoğun bakımda. Evet. Allah Rabbimiz sabırlar versin size kavuştursun. De. Allah aydınlığa kavuştursun. Allah yardımcınız sağ olun olsun. Sağ hocam. Dualarınızı eksik etmeyin. Bir dua istiyorum. Başka evladınız var mı? Evet, bir tane daha bir kızım var. Allah bağışlasın. 9 yaşında. O Allah da kardeşini bağışlasın. Çok özlüyor. Allah sabırlar versin size. Allah bağışlasın. Razı olsun. Evet. Teşekkür ederim. Allah İsmi nedir? Razı olsun. İsmi nedir? Kardeşimizin ismi nedir? Elizan Ebrar. Elizan Ebrar. Ebrar, evet. Ebrar dua edelim. Ebrar kızımıza, Ebrar kızımıza, tüm hastalarımızla birlikte Rabbimiz tüm hastalarımıza dua edelim. Şifaya eylesin Mevla efendim. Şifaları sağ olun, Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, WhatsApp hattımıza gelen videolarla devam edeceğiz. Az sonra belirttiğim üzere 24 saatin namaz ve kerahat vakitlerini hocamız izah edecekler ama öncesinde WhatsApp'a geçmeden önce Kur'an-ı Kerim hediyemizi bir kez daha hatırlayalım. Sandukalı Kur'an-ı Kerim hediyemiz var gördüğünüz üzere. Bu Kur'an-ı Kerim'in bir özelliği de sevgili izleyenler, her sayfada hem Arapça hem de Türkçe barkod sistemiyle dinleyebiliyorsunuz. Telefonunuzu o barkod okuttuğunuz takdirde isterseniz Arapçasını dinleyebiliyorsunuz sayfalarda, isterseniz Türkçesini dinleyebiliyorsunuz. 3 tane şifre vereceğiz Kur'an-ı Kerim hediyemiz için. İlk şifre az sonra gelecek ve WhatsApp hattımıza gelen videolara geçiyoruz. Gelsin ilk video. Hocam camiye para verince sadaka yerine geçer mi? Tamam. Evet. Tekrar duyalım. Sadaka yerine geç. Hocam camiye para verince sadaka yerine geçer mi? Camiye para yardımında bulunduk. Sadaka yerine geçer mi diyor teyzemiz. Geçmez Allah olur mu? Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Yani Rabbimiz اِنَّمَا يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللّٰهِ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Camileri
Allah'a ve ahiret gününe imanı olan kişiler yapar. Yani Peygamberimiz Efendimiz Medine-i Münevvere'ye teşrif buyurunca ilk işi caminin arsasını tespit, devesinin dönüp de çöktüğü yer, buraya cami yaptıracağız. Bu arsa kimin? Sahiplerini bulun, satın alalım. Sehil ve Süheyl diye iki yetim çocuğa ait. Bu talep onlara iletiliyor. Yok, biz satmayız. Madem bu şeref bize nasip oldu, biz parasız veririz. Hazreti Ebubekir Efendimiz satın alıyor. Hem parasını alın, hem de niyetinizin mükafatını alın. Hala bakın, dünyanın en muhteşem mabedi Mescid-i Nebevi oradadır. Ve Mescid-i Nebevi yapılırken Peygamberimiz de bizzat çalışıyor. Peygamberimizin elinden kerpiçi alıyorlar, tekrar bir daha. Bu sevaba benim de ihtiyacım vardır diye. Şimdi hanımefendi oraya yardım ediyor. Hiç olmazsa ortak oluyor. Hazreti Yusuf pazarda satılıyormuş. O günün zenginleri talip oluyor. Yaşlı bir hanım da talip oluyor. Diyorlar ki, hanımefendi, bu kadar zengin talip oldu Yusuf güzeline. Senin sevmine Yusuf düşer mi ki sen sıraya giriyorsun? Biliyorum. Yusuf güzeli benim sevmime düşmez, onu biliyorum ama niye girdim? Yusuf'a talipler listesinde adım bulunsun diye girdim diyor. Yani bugün o muhteşem camide bir tuğlanın bile yeri var. Hiç olmazsa bir tuğlayla oraya ortak olmuş olurum, değil mi? Bir yere ki dendi mi Türk beldesi, gözüm al bayrağı karar, kulağım ezan sesi. Yani Efendimizin ilk işi cami olmuş, cami vatanın bekçisi olmuş. Düşman milletler Türkiye'nin hududunu görüşüyorlar. Yunan delegasyonu diyor ki Edirne'yi de alalım bunlardan. İngiliz delegasyonu biraz herhal hayalı imiş. Yahu diyor, Edirne'de bir Selimiye gibi muhteşem mabet dururken Türklerin elinden Edirne'yi alırsak el alem bizi kınar ya. Yani o Selimiye Camii hatırına Edirne'yi de onlara bırakalım. Meriç Nehri tabii bir sınır olsun. Bakın, caminin bekçisi, vatanın bekçisi oluyor. Milli mücadele hareketi camiden başlıyor. Kahramanmaraş'ta işgal kuvvetleri komutanı Fransız general, yahu diyor, siz bu Maraş ahalisine cahil diyorsunuz. Ama hiç de cahile benzemiyor bunlar. Doğrudur general. Bizim halkımız üniversiteye gidip diploma almış değil. Ama devamlı camiye giderler. Camilerde de dünyaya, ahirete ait bilgiler verir. Evet, evet. Her biri bir üniversite mezunu gibi geliyor bu Maraş halkının bana. Demek ki cami halk üniversitesidir. İlim, irfan ocağıdır. Yani bir hastaneye giden ne der? Bir yarasına merhem, bir derdine derman. Trafik kazasıyla komaya giren kişi ne der? Oksijen çadırını alıp hayata döndürürler. Cami öyledir. Yani Muhsin Bey, ya camiler hakkında, ya bizim milli marşımızın bir kıtası, ilahi ruhumun senden şudur ancak emeli, değmesin mabedimin göğsüne namahremeli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Muhsin Bey, bakın, yurt dışında bir iş adamımızdan dinlediğim şu olayı anlatayım. Diyor ki, yıllar emek verdim, bir sürü zahmetler, sermayem var, emeğim var, kar beklentim var. Öyle oldu ki mahkemeye düştük. Ülkemizin dışında cereyan ediyor bu iş adamımızın işi. Nihayet mahkeme karar verdi, yetkisizlik kararı. Yani benim 20 milyon dolar gitti ve iflasıma sebep oldu. Kafayı bozabilirim, intihar edebilirim, önüme geleni kırıp geçirebilirim, imanımı da kaybedebilirim. Ya Rabbi,
aklıma mukayyet ol, şu imanıma mukayyet ol ya Rabbi. Baktım arabada kullanacak durumda değilim. Şoföre dedim gel beni camiye götür. Camiye gittim. Güzel bir namaz kıldım. Ya Rabbi bu serveti sen verdin, sen aldın. Ama şu aklıma, imanıma sahip ol ya Rabbi. Camiden çıkıyorum. Şuraya tatlı bir rüzgar esiyor. Eğer insanlardan çekilmesem oynayacağım. Öyle bir mutluluk hormonu salgılandı bana. O kadar neşeliyim, güleceğim, oynayacağım. Sanki kaybetmemişim de kazanmışım sanki. İşte namaz bu. Namaz bu yani. Evet. Namazda ne hikmetler ya. Şimdi Muhsin Bey gelin kamerayı elimize alalım. Cuma namazında camiden çıkan cemaate şöyle bir bakıverelim. Asık yüzlü insan görebilir miyiz? Yok. Hep beşuş çehreler, bal yemişler, baklava yemişler. Allah Allah. Evet. Para bölüşseler sen fazla aldın, ben az aldım diye dövüşebilirler. Öyle evet. Değil. Demek ki herkes dinlenmiş, huzura ermiş. Mutlu, yani cami, huzurlu bir şekilde camiden ayrılıyorlar. Demek ki millet hayatında, devlet hayatında cami son Allah derece razı olsun hocam. Önemlidir. Demek ki cami para yardımında bulunan teyzemize ne diyoruz? Sadaka, elbette sadaka. Sadaka yerine geçer diyoruz. Bir videomuz daha var, görelim. Arka arkaya iki tane video göreceğiz. Not alayım ben. Merhaba hocam, size bir sorum olacaktır. Hocam ben Kur'an okuyorum. Başkası bana diyor ki benim adımdan benim anneme Kur'an oku gönder. Bu doğru mu? Başkasının adından Kur'an okuyup gönderebilir miyim annesine? Yoksa kendi adımdan okuyup onun annesine mi göndermeliyim? Evet, bu notu aldık. Hemen diğer videomuzu görelim. Hocam hayırlı günler. Hayırlı bir sorum günler. Olacaktı. Biz iki erkeğe hacca gitmek istiyoruz. Ama bize diyorlar ki yanınızda üç kişiden biri olması gerekiyor. Babanız, eşiniz veya erkek kardeşiniz. İki bayan gidemezsiniz diyorlar. Benim babam vefat etti. Ben 5 yaşındayken. Babam yok. Erkek kardeşim yok. Ablalarım var. Evet. Şu an eşimden de ayrıyım. Boşanık değilim ama ayrıyım. Öyle de gidemezsin diyorlar. Ne yapabilirim hocam? Yol gösterirseniz çok sevinirim. Evet, bu soruyu da not aldım. Hemen diğer videomuzu görelim. Hayırlı sabahlar hocam. Size bir sorum olacak. Benim eşim bir 10-15 gün önce içki içti. Dün de cumaydı. Cuma namazına gitmek istedi. Ben de göndermedim. İçki içtin, camiye gitme dedim. O da beni dinledi. Camiye gitmedi hocam. Bunun günahı var mıdır? Bir de dün akşam yine içti. O yüzden onun namaz kılmasını, camiye gitmesini istemedim. Günahı var mıdır hocam? Şimdi bunu tekrar bir dinlemek istiyorum. Çünkü ben şey anladım. Eşim akşam alkol aldı, sabah cumaya gitmek istedi mi? Yoksa 15 gün sonra mı? Onu tam... İkisi de var. Ben öyle anladım. Hangisi? Yani aldıktan sonra. İkisi de var. Hem 15 gün önce içki içmişti. Evet. Sonra cumaya gitmek istedi. Ona mani oldum. Evet. Akşam içti. Sabahleyin de namaz kılmasına mani oldum. İlk ben cümleyi böyle anladım ya. Bir daha dinleyelim. Hayırlı sabahlar hocam, size bir sorum olacak. Benim eşim bir 10-15 gün önce içki içti. Önce. Dün de cumaydı. Cuma namazına gitmek istedi. Ben de göndermedim. İçki içtin, camiye gitme dedim. O da beni dinledi. Camiye gitmedi hocam. Bunun günahı var mıdır? Bir de dün akşam yine içti. O yüzden onun namaz kılmasını, camiye gitmesini istemedim. Tamam, günahı var mıdır hocam? Şimdi anlaşıldı. Yani olay 15 gün önce gerçekleşiyor. Olay 15 gün önce gerçekleşiyor. 15 gün önce alkol aldı, cumaya gitmek istedi, ben izin vermedim diyor. Yani alkol aldıktan 15 gün sonra cumaya gitme demiyor eşi. Doğrusu bu. Evet. Evet, bir de dün akşam da aynısı oldu diyor. Yani 2 hafta önce olmuş, tekrar olmuş. Hocam şimdi ilkinden başlayalım. Başkasının adında, başka birinin adına Kur'an-ı Kerim okuyup gönderebilir miyiz? İnşallah o da sevap olur ama asıl kendimiz okumalıyız, kendimiz göndermeliyiz. Yani ısmarlamak suretiyle inşallah onun da sevabı olur da kendimiz okusak daha güzel olur. Tamam. Evet. Diğer soru şuydu. İki elti olarak hacca gitmek istiyoruz. Yanımızda bir erkek olması lazım diyorlar. Ancak babam vefat etti. Erkek kardeşim yok. Eşimden de ayrıyım. Ne yapalım?
Yani şimdi iki elti ne güzel. Yani bunlara kuralları çıktıysa gülerek gitsinler. Rabbim yol selametliği versin. Gidebilirler. Yani şimdi bakın yıllardan beri dedikleri bu hanım kardeşimize demişler ki yanında mahremin olmadan gidemezsiniz demişler. Bu da gitmeyi çok arzuluyor. Babam yok, eşim yok, ben ne yapacağım? Gitmeyeceğim mi diyor. Şimdi Hanefi mezhebi böyle diyor. Yanında mahremin yoksa gidemezsin diyor. Yani bu eczaneden bulamadık. Şimdi Şafii eczanesine uğradık. Şafii eczanesi de diyor ki böyle diyor 3-4 kadın bir arada gidiyorsanız yolda da güvenlik varsa problem olabilir, yok diyor. İyi öyleyse biz o eczaneden alırız. Ama biz Hanefiyiz. Şafii de Hanefi'den alır. Birbirinden böyle zaruret hallerinde. Mesela bakın Şafii'ye göre bir erkek kadına dokununca abdesti bozulur mu? Bozulur. Peki tavaf yaparken abdestli olmak şart mı? Şart. Şart. Tavaf sırasında bugün kadına dokunmamak mümkün mü? Değil. Öyleyse Şafii'ler tavaf yapamazlar. Öyle diyelim mi? Yok, onlar da Hanefi'den istifade edecek. Hanefi eczanesinde var. Öyleyse oradan alacak. Nasıl Hanefiler Şafii'den aldı, o da oradan alacak. Evet. Diğer soruda eşim alkol aldı. Hemen Cuma'ya gitmek istedi. Ben de Cuma'ya gitmesine engel oldum. Alkol aldın, sen Cuma'ya gidemezsin dedim. Acaba doğru mu yaptım? Hanım kardeşimiz yanlış yaptı burada yani. Şimdi serhoşluk böyle 15 gün sürer mi ya Allah aşkına yani? Ha? Aklı başına geldiğinden itibaren namazını kılabilir. Yani o ama da... hocam 15 gün önce gerçekleşmiş olay. Yani tamam, diyelim ki gece içmiş, alkol almış. Ha. Hemen ertesi gün şeye gidecek, Cuma'ya gidecek. Herhalde gidebilir diyorsunuz. O serhoşluğu aklı başına gelmiştir. Evet. İyiyi kötüden ayırtacak hale gelmiştir. O halde gider. Gitmesinde bir mahsur ya, yok. Ya tabii efendim. Tabii. Peki, ilk şifremizi paylaşacağım. Sandukalı Kur'an-ı Kerim hediyemiz için 3 şifre vereceğiz. Ekranda şu anda hediyemiz. 3 şifreyi bir yere not alacaksınız. Daha söylemedik arkadaşlar, ne yapıyorsunuz? Daha söylemedik. Evet, 3 şifremiz olacak. Kur'an-ı Kerim hediyemiz için ilki zaten sağ olsun yönetmenimiz hemen ekrana verdi. O halde görelim tekrar. Görelim. El Celil, ya Allah Celle Celaluhu. Celalet ve ululuk sahibi Allah. İlmi büyüktür, her şeyi bilir. Kudreti büyüktür, her şeye gücü yeter. Rahmeti büyüktür, yani affetmek istediği hiçbir şey ona büyük şey değildir. Affedilmez bir günah değildir. Unutmayan alim, yorulmayan kadir, hazineleri tükenmeyen zengindir. Allah Allah. Tekrar edeyim lütfen mi? Lütfen hocam. Unutmayan alim. Yorulmayan kadir. Hazineleri tükenmeyen zengindir. Hazineleri Celalet sahibi zengin. Allah. El Celil. Allah razı olsun hocam. Evet, 2 tane daha şifremiz var. Lütfen bu şifreleri bir yere not alın sevgili izleyenler. Tekrar bugünkü konumuzla ilgili hatırlatma yapalım. Hemen şöyle geleyim ben. 24 saatin namaz ve kerahat vakitleri az sonra hocamız izah edecekler. Öncelikle kerahat vakti ne demek? Hani kerahat vakti deyince ne anlıyoruz? O soruyla başlarız. Mezheplere göre kerahat vakitleri farz mıdır, farklı mıdır? Bunu hocamıza soracağız. Hangi vakitler arası kaza ya da nafile namazlar kılabiliriz? Ya da hangi vakitler arası kaza ya da nafile namazları kılamayız? Hocamıza soracağımız sorular. Hocam, şimdi burada bir tabelamız var ama sizi de yoracağız. Estağfurullah efendim. Şöyle ben size... Tamam evet, efendim. Evet hocam. Vaktimiz var değil mi? Vaktimiz var. Şimdi hocam öğle ezanı vakti tam ortada. Bir kere şu, önce İkindi, peşin akşam, şunu söyleyeyim. Yatsı. Muhsin Bey, peşin şunu söyleyeyim. Evet. 3 vakit var ki farz namazda, nafile namazda kılınması caiz değildir. Hmm. Nedir o? Şunu biraz güneşin doğuşundan. Öne çekelim. Güneşin doğmaya başlamış. Öne çekelim biraz. 45 dakika geçinceye kadar farz namazda kılamam. Tamam. Nafile
Nafile ne demek? Mecburinin dışında. Gönüllü namaz demek, gönüllü. Yani mesela kuşluk namazı gönüllü bir, evvabin namazı, tesbih namazı, efendim bunlar gönüllü namazlar. Yani yaparsam sevap kazanırım, yapmazsam sorumlu olmam. Bunlara nafile namazlar. Kulum nafile ibadetle bana öyle yaklaşır ki kulumun görür gözü, duyar kulağı, yürür ayağı olurum. Şimdi demek üç vakit var ki farzda, nafile namazda kılınmaz. Hangi vakitler? Güneşin doğmaya başlayışından 45 dakika geçinceye kadar. Bir, iki, öğle ezanı okunmaya 20 dakika kala, öğle ezanına kadar olan zaman içerisinde. Orada da kılınmaz. İki, güneş batmaya başlamış. Güneş batmaya başlamış. O saatte ikindinin farzını kılmamışsam mekruh olmak üzere onu kılabilirim. Ama nafile namaz kılamam. Efendim farz olarak da işte o günün ikindi namazının farzını geç vakti. İkindinin farzı hariç hiçbir namaz kılınmaz. Öyle mi? 45 dakika kala. Mesela kaza kılabilirim. İkindi namazının farzından sonra diyelim ki 5 vaktin arkasına her namazın kazasını da kılıyorum. İkindinin kazasını da şeyden sonra kılarım. İkindiden sonra kılarım ama nafile kılamam. Nafile kılamam. Tamam. Yani kaza kılabiliriz. İkindinin farzından sonra akşama kadar nafile kılamam. Şurada hocamızın anlattığı konu aslında şurası. İkindi namazının farzı hariç 45 dakika kala nafile mi kılamaz? Nafile kaza kılamaz. Evet. Nafile kılamaz. Doğru. Biraz evvel bahsettiğiniz hususu da burada hocam. Güneşin doğuşu. Güneşin 45 doğru. dakika içinde hiçbir namaz kılınmaz. Doğru mu? Doğrudur. Bir de öğle ezanı vaktinde 45 dakika kala hiçbir namaz kılınmaz mı? 20 dakika diyen görüşte vardır. Yani, öyle mi? O zeval vakti yani. 20 dakika. Evet efendim. 20. Tamam 20 yapalım. 20 dakika güneşin yani öğle ezanına 20 dakika kala farz da kılamıyoruz. Nafile de kılarız. Peki hocam şimdi güneşin doğuşundan itibaren öğle vaktine kadar olan kısımda ne kılabiliriz? Burada her türlü namazı farz da kılabiliriz. Yani kaza namazı kılabilir miyiz? Kılabiliriz. Nafile namaz kılabiliriz. Hatta bugünün sabah namazını kılamadım. Evet. Sünnetiyle birlikte kılarım şuraya kadar. Öğle ezanına 20 dakika kalaya kadar sünnetiyle birlikte sabah namazını, o günün sabah namazını kılabiliriz. Ama bu vakte girdikten sonra artık sünneti kılamaz. Halbuki o da çok önemli. Çok önemli ama işte devlet kuşunu kaçırmış oluyorum. Yani inne salate kânet alel müminine kitâben mevkûta. Namaz vakitlerle farz kılındı. Evet. Ya vakitlerle farz kılındı. Günün 5 vaktinde demek ki Rabbimin huzuruna varmalıyım. Kulluğumu hatırlamalıyım. Günün 5 vaktinde psikolojim değişiktir. Ayrı ayrıdır. Bu namaz beni böyle uyaracak yani. Evet. Evet. Hocam öğlen namazımızı kıldık. Tamam. Öğle namazından sonra ikindi ezanı vaktine kadar peki kılabilir miyiz? Kaza ve nafile olarak her türlü namazı kılabilir. Öğle ve ikindi arası. Öğle ile ikindi arasında hiçbir engel yok. Evet. Yani kaza da kılabilirim, nafile de kılabilirim. Evet. Peki telefonumuz varmış. Telefondan sonra devam ederiz. Hocam lütfen ayakta yorulmayın. Siz tekrar sizi alacağım sonra. Peki. Evet. Hoş geldiniz. Devam edeceğiz. Öğlede kaldık sevgili izleyenler. Öğleden ikindiye geldik. İkinden sonra devam edeceğiz biraz sonra. Hayırlı cumalar diliyorum. Cumanız mübarek olsun. Hayırlı cumalar. Buyurun efendim. Cumanız mübarek olsun. Teşekkürler. Hocam. Buyurun. Buyurun. Benim hocama bir sorum olacaktı. Elbette. Hocam ben 5 yıl önce kanser hastalığına yakalandım. Geçmiş olsun. Benden
Teşekkür ederim. Benden bir ay sonra biraderim yakalandı, abim. İkimizde aynı anda 5 yıldır tedavi oluyoruz. Evet. Ve bir türlü hastalığı atlatamadık. Şu anda da hastanede tedavi altındayım. Tam tedavi görüyorum. Malımız, mülkümüz, neyimiz varsa kaybettik. Allah Allah. Çok zor durumlardan, çok zor şeylerden geçtik. Hocam, hastalığı bir defa yendim ve tekrar etti. Bir daha nüksetti hastalığım. Yani ben bunu imtihan olduğunu düşündüm. Hep sabır ettim, hep sabır ediyorum. Her zaman Rabbimin bir mükafatı olduğunu düşünüyorum. Evet. Ama artık bazen dayanamayacak acılar çekiyorum. Dayanamayacak zorluklara giriyorum. Evet. İşin içinden çıkamaz hale geliyorum. Bu bir... Beraber mi hastanedesiniz? Evet. Evet, kardeşinizle. O şu an, onun durumu bana göre biraz daha şu anda iyi. Ben tedavi altındayım, devam ediyorum. Evet, peki evli misiniz? Eşiniz, çoluğunuz, İkimiz çocuğunuz? İkimiz de evliyiz. Evlisiniz. İkimizin çocuklarınız? Çocukları var. Allah bağışlasın efendim. Mevla bağışlasın. Mevla sağlık, sıhhat, afiyet versin. Çok çok geçmiş olsun inşallah. Teşekkür ederim. Allah razı Peki. olsun. Hocam reklamlardan sonra çünkü Peki biraz uzun konuşmak isteyebilirsiniz. Peki vaktimiz yok. Kısa bir reklam arası. Reklamlardan hemen sonra inşallah yeniden birlikte olacağız. Evet, yeniden birlikteyiz. Cuma sohbetleri devam ediyor sevgili izleyenler. Evet, az evvel de gördüğümüz bu kerahat vakitleriyle ilgili tablomuzu görebilirsek arkada. Evet, bu tablo burada dursun. Ekranda bulunsun. Ama öncesinde hemen hocam, dilerseniz biraz evvel bir izleyicimiz aradı. Geleyim. Lütfen hocam, rahatsız olun, tamam. Çağırırım ben sizi. İki erkek kardeş kansere yakalanıyorlar ve bu bizim ailemizin bir imtihanı mıdır diye sordu. İzleyicimiz, çok geçmiş olsun tekrar. Mevla şifalar insan eylesin. Şanlı Urfalı kardeşlerimize, cümle hastalarımızla birlikte Yüce Rabbimizden şifalar diliyoruz. Asude olam dersen gelme cihane, meydane düşen kurtulamaz sengi kazadan. Başım rahat olsun diyorsan gelme. Ben gelmedim ki. Getirildim bu cihana. Öyleyse لَقَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ فِي كَبَدْ İnsanoğlunu ciğerine ok saplanırcasına sıkıntılar içinde yarattık. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ve naqsın min el emval vel enfusu ve semerat. Ve beşşir-i sabirin. Biz sizi açlıkla, korku ile, mal ve canınızdan eksilterek sizi imtihan ederiz. Kim kazanır ya Rabbi? Ve beşşir-i sabirin. Sabret. Sen sabredenleri müjdele. Ellezine izâ isabettüm musibe. Onlara bir sıkıntı gelince derler ki, demeliler ki, İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Ya Rab, bizim sahibimiz sensin. Bizde senin hükmün geçer. Hepimiz senin huzurunda toplanacağız deyince Rabbimiz işte meleklerine, kulum hükmüme razı oldu. Cennete gidin, şeffaf bir sarayı yapın. Adına da Beytül Hamid, Hamid Sarayı deyin. Şanlı Urfalı değerli kardeşlerime ben şunu hatırlatırım. Urfa, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Eyyub'un da memleketidir. Eyyub aleyhisselam, Eyyub aleyhisselam günahı vardı da ondan mı servet gitti, saman gitti, evlat gitti, bağ gitti, bahçe gitti, bir de hastalık. Ne dedi ama, isyan yok. Rabbi enni messeniye durru ve ente erhamur rahimin. Ya Rabbi, her tarafımı hastalık sardı. Sen en büyük merhamet sahibisin. Mevla derhal şifa veriyor. Eski servetinin iki katını verdik. Rabbimiz Kur'an'da böyle buyuruyor. Hulasa, cennet ucuz değil. İmtihansız kul olmaz. İnne eşeddel bela el enbiya sümme salihun emsel felemsel.
en ağır imtihana uğrayanlar önce peygamberler, sonra da derece derece salih insanlar. Şanlıurfalı kardeşim, ben de imtihan olduğunu düşünüyorum. İşte bu imtihanı kazanmak. Rabbim, sen, hoştur senden gelen ya gonca gül yahut diken, ya hilatu yahut kefen, onu diyebilmek. Men lem yerda bi kazai felyeltemis rabben sivai. Benim hükmüme razı olmayan benden başka Rab arasın. Terziye gitmişim. Terzi şimdi kumaşı şöyle bir yukarıdan aşağıya yırtıverdi. Dur, terzinin eline yapışsam ben. Ne elimi tutuyorsun ya? Ne görgüsüz adamsın. Ben bu kumaşı sana elbise yapacağım. Sen niye elimi tutuyorsun ya? Ha, terzinin elini tutsam bu görgüsüzlük olur. Yani şimdi vücudumuzda bana seyretmek düşüyor. Şurayı kesiyor, burayı biçiyor. Ben de seyrediyorum. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Ona teslim olmalıyım. Ümidimi yitirmemeliyim. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Fe ni'mel mevla ve ni'mel nasir. Bize Allah yeter. O ne güzel dost, o ne güzel yardımcı. Yani Peygamberimiz Efendimiz'e bakın. Evlat acılarının Hazreti Fatıma dışında. Hazreti Fatıma da kendisinden 5,5 ay sonra. Evlat acılarının hele iki ciğer paresi, göz nuru Hazreti Hasan'la Hüseyin'in şehiden dünyadan ayrılacağını Rabbimiz bildiriyor. Ya Rabbi bize bildirse biz kafayı mı bozarız? Neyi deriz acaba? Cenab-ı Hak sevgili peygamberine iki torununun çok acı bir şekilde dünyadan ayrılacaklarını bildiriyor. Yani Efendimiz o yüzden böyle yüzü asık, kederli değil. Mübarek yüzünden tebessüm hiç eksik değil. Allah'ın bu hükmünü böyle teslimiyetle kabul ediyor. Hulasa şunu demek istiyorum. Demek imtihansız kul olmaz. Değerli Urfalı kardeşlerim de bunu böyle biliyor. Hazreti İbrahim hemşehrisidir. Allah yolunda ateşlere atılmış. Allah ne güzel vekil. Eslemtü li rabbil alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum ben. Ateşlere atılıyor. Memleketini terk ediyor. Kabe'yi yapıyor. Evladını kurbana yatırıyor. Bu ne kadar imtihan. Ve izi betela İbrahim'e Rabbuhu bi kelimatin fe etemmehünne. Allah Hazreti İbrahim'i çeşitli sorularla imtihan etti. Fe etemmehünne. O da başarıya ulaştı. Muhsin Bey, 5 vakit namazda bunu her gün hatırlıyoruz. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kema salleyt ala İbrahim ve ala ali İbrahim. İki aileden söz ediyoruz namazda. Yani bir peygamberimizin ailesi, iki İbrahim peygamberin ailesi. İbrahim peygamber ne imtihanlar, ne imtihanlar. Bütün bunlara hep sabırla, teslimiyetle başarıya ulaşmış. Allah razı olsun hocam. Yani o yüzden yani Şanlıurfalı değerli kardeşlerimize geçmiş olsun tekrar. Rabbimizden şifalar diliyoruz. Cümle hastalarımıza Rabbimizden şifalar. Evet. İmtihanımızı kolay etsin. Rabbim. Amin. Amin. Kulluk imtihanında amin. Başarı lütfetsin. Amin. Evet, 24 saatin namaz ve kerahat vakitleri reklamlardan hemen önce sabahtan başladık. Güneş doğuşuyla beraber 45 dakika içinde hiçbir namaz kılınmaz dedi hocam. Doğru değil mi hocam? Tabii efendim. Evet, ondan sonra öğlen vaktine kadar yani 45-20 dakika kalaya kadar öğle evet. Ezanına 20 dakika kalaya kadar kaza namazı da kılabiliriz, nafile namazı da kılabiliriz. Her türlü namazı kılabiliriz. Hocam burada duha namazı mı deniyor bu vakit kılınan? Duha veya Türkçesiyle kuşluk namazı. Kuşluk namazı. Burada tabii. Kılabiliyoruz. Kaza namazı da kılabiliyoruz. Kılabiliriz. Tabii. Evet. Öğle namazını kıldıktan sonra ikindiye olan vakitte hocam?
ikindiye kadar olan zaman içerisinde farz da kılabiliriz, nafile de kılabiliriz. Evet. Öğle ile ikindi arasında hem kaza namazı kılabiliriz, evet, hem de her türlü nafile namazı kılabiliriz. Peki hocam, şimdi kritik nokta burası. İkindiden sonra hocam. Evet. Nafile ya da kaza namazı kılınır mı? İkindiden sonra. Kritik nokta burası. İkindiden sonra nafile namaz kılamayız. Kılamayız. İkindiden sonra nafile namaz kılamayız. Evet efendim. Şurası hocam. Turay efendim, şurası değil mi? Burası. İkindiden sonra akşama kadar nafile kılamayız. İkindinin farzını geciktirdik. Güneş batmak üzere kılarız. Batmadan kılarız ama yine de mekruh olur ha. Yani demek ki namazı eyyül amale habbu ilallah ya Resulallah. Ey Allah'ın elçisi, Allah'a karşı en sevgili iş nedir? Es-salatu li vaktiha. Vaktinde kılınan namaz. Sümme eyyü, sonra hangisi? Sümme birrul valideyn, sonra anaya babaya iyilik. Sümme eyyü, sonra hangisi? Sümmel cihadü fî sebîlillah. Sonra da malı ile, canı ile Allah yoluna hizmet. Evet efendim. Şurası yani sizin bahsettiğiniz tamam. Yer. Evet İkindi hocam. İkindi ile akşam arası. Evet. Ama diyelim ki kaza kılabiliriz. Fakat güneş sararınca artık sadece o günün ikindi namazının farzını kılabiliriz. Peki hocam. Akşam ezanı vaktinden yatsı ezanına kadar geçen dilimde kaza ve nafile evet, namaz kılabiliriz. Bura ile bura arasında hiçbir engel yok. Kaza da kılabilirim, nafile de kılabilirim. Evet. Yeşille gösterilmiş zaten. Efendim, bak, akşam namazı ile yatsı namazı arasında. Evet, şimdi hele yatsıdan sonra ta imsake kadar, bakın uzun bir zaman, uzun bir açı. Evet. Bakın yatsıdan sabah imsak vaktine kadar. Bu imsak vakti var ya, bıçak sırtı gibi bir şeydir. İki günü birbirinden ayıran dakikadır. Yani bu imsak vaktine kadar farz da kılarım, nafile de kılarım, teheccüd namazını da kılarım. Ama imsak vakti olduktan sonra teheccüd kılamam. Niye? Teheccüd namazı nafile namazdır. Bu saatten sonra sabah namazının sünnetini kılarım, evet, farzını kılarım. Evet efendim. Bir de şimdi kayda değer şu var Muhsin Bey. Buyurun hocam. Diyelim ki sabah namazına camiye geldim. Evet. Farza durmuşlar. Ben de sünneti kılmadım. Evet. Ne yapayım ben? Farza mı durayım? Sünnete mi durayım? Farza durmayayım. Sünnete durayım. Yani sünnet namazı kılayım. İki rekatlık sabah namazının sünneti var ya. Onu kılayım. Ondan sonra farzın neresinden yetişirsem farza uyayım. Niye böyle ediyorum? Madem cemaat farza durmuş. Ben sünnete durmasam da farza dursam ondan sonra nafile namaz sünnet kılamam da onun için. Kılamam sabah namazının farzından sonra kılamam. Peki sabah namazının farzından sonra güneş doğuncaya kadar olan bir zaman var. Evet. O zaman içinde kaza kılabilir miyim? Kaza kılabilirim ama nafile kılamam. Peki bir de şimdi şuraya gelelim. Öğlen namazı için camiye geldik. Farza durmuş imam ve cemaat. Ben sünneti kılmadım. Sünnete mi durayım, farza uyayım mı? Hayır, sünneti kılmayayım. Ama bak, sabah namazında öyle yetmedi. Sabah namazında sünnete durdum. Farzın neresinden yetiştiysem oraya uydum. Bak, öğlende durum değişik, sabahta bu durum farklı. Değişik. İkindide vardım, ikindi namazının farzına durmuşlar. Ben sünnet mi kılayım, farza mı? Ben farza uyayım. Peki ikindinin o sünnetini,
Farzdan sonra kılabilir miyim? Kılamam. İkindinin farzından sonra o ikindinin önceki kılamadığım 4 rekatlık sünneti farzdan sonra kılamam. Evet efendim. Peki şimdi tablomuzda kırmızıyla gösterilen yerler, genel görebilirsek kırmızıyla gösterilen yerler kerahat vakitleri. Doğrudur efendim. Kırmızıyla bakın. 20 dakika kala dedi hocam. Normalde tablomuzda 45 dakika yazıyor ama 20 dakika öncesi. Ezandan doğru. 20 dakika öncesi. Kırmızıyla gösterilen yer kerahat vakti. Burada tamam. Namaz kılamıyoruz. Orada kılamıyoruz. Farz da kılamıyoruz, nafile de kılamıyoruz. Farz da kılamıyoruz, kırmızılarda nafile de kılamıyoruz. Yine aynı şekilde güneşin doğuşundan sonra hocam. 45 dakika sonra kırmızı. Kadar. Evet. Kerahat vakti. Tamam. Yine başka bir kerahat vakti hocam. Doğru. Akşam ezanından önce. Akşamlama güneş sararmış artık batmak üzere. Ne farz ne nafile kılamıyorum. Kerahat vakti. Sadece mekruh olmakla beraber o günün ikindi namazının farzını kılıyorum. Evet. Yeşil olan yerlerde ise hem kaza namazı kılabiliyoruz hem de nafile namazı kılabiliyoruz. Evet. Yeşil olan bölgelerde. Tamam. Şimdi hocam Instagram'dan şöyle sorular geliyor namaz vakitleriyle ilgili. İzleyicilerimiz en çok şunu soruyorlar. Ya biz sabah ezanı duymadan namaz kılıyoruz, olur mu? Ezanı duymadan namaz kılabiliriz, yeter ki vakit gelmiş olsun. Ezanı beklemiyoruz diyorlar. Şart değil, şart değil. Vaktin girmesi şart. Evet, vaktin girmiş olması. Yani imsak vakti. Tabii, öyle. Ama bu diğer ezanlar için geçerli mi hocam? Hepsi için, yeter ki vakit girmiş olsun. Yeter ki vakit girmiş olsun, evet. Peki hocam, teheccüd namazını biz İmsak vaktinin sonuna kadar kılabilir miyiz diye soruyorlar. Doğrudur. Yani şurada hemen imsake diyelim ki 10 dakika var. 10 dakika içerisinde teheccüd namazımı kılarım. Vakit oldu, imsak vakti oldu. Şimdi acele sabah namazını kılabilir miyim? Kılarım tabii. Evet. Sabah namazını kılarım, işime gideceğim, giderim. Evet. Evet efendim. Ve aynı zamanda oruç da başlar bu dakikada. Hı hı. Bu dakikadan itibaren yeme içmede bir imsak demek, tutmak demek. Yemeği içmeyi tutmak demek. Evet. Bir başka izleyicimiz Instagram'dan soruyor. Diğer mezhepler içinde bu geçerli midir diye sormuş. Doğrudur ama şu var. Mesela tahiyyetül mescid. Cuma namazına geldi. Hanefi mezhebinde olan birisi nasıl olsa orada farz kılacağı için tahiyyetül mescid kılmasına gerek kalmaz. Ama Şafii öyle demiyor. Kerahet vakti bile olsa tahiyyetül mescid, yani o caminin sahibi olan Allah'ı selamlama manasında tahiyyetül mescid kılacaksın diyor. Evet. Evet efendim. Bir soru daha Instagram'dan alalım. Diyorlar ki kaza namazlarımızı her vaktin saatinde mi kılmalıyız? Yani diyelim ki burada yeşil bölge, burada kaza namazı kılabiliyoruz. Burada öğlenin kazasını mı kılacağız sadece, yoksa diğer şart kazaları değil. Kılabilir miyiz? Şart değil. Yani yeter ki işimi gücümü aksatmayayım. Gücümün yettiği nispette vaktim müsait ise, yani kaza ederken 2 rekat sabah namazının farzı. Evet. 4 rekat öğlenin farzı, 4 rekat ikindinin farzı, 3 rekat akşamın farzı, 4 rekat akşamın farzı, 3 rekat da vitir. Bunları kılar, bakarsın ki durumun müsaitse hem de bir günlük namazı kılar çıkarım. İlla her namazı kendinin arkasında kılacağım, yatsıyı yatsının arkasında. Öyle bir şey yok. Sabahı sabahın arkasında değil. Öyle yapmama engel var mı? Yok, engel yok. Öyle de yapabilirim. Evet. Her namazın arkasına, ama yeter ki sabah namazında neye dikkat ediyorum? Güneş doğmuş olmamalı. Evet. Sabah namazını kıldım, bugünün sabah namazını, ama daha 20 dakika var güneşin doğmasına. O 20 dakikalık zaman içerisinde kaza da kılabilirim. Evet. Aynı sorular geliyor hemen hemen. İş gereği kılmak zorundayız. İmsak vaktinden önce namaz kılsak olur mu? İşimiz işe yetişebilmek için imsak vaktinden vakit önce kılmak girmeden zorundayız. Olmaz. Vakit girmeden olmaz. Ama işte imsak dakikası girdikten sonra
sabah namazını kılabiliriz. Evet, geçmişe yönelik kaza namazları her vakitte kılınabilir mi diye sormuş Doğru. izleyicimiz Mehmet Bey. Hocamız zaten izah ettiler. Doğru efendim. Evet, bu şekilde sorusu olan var mı bu tabloyla ilgili? Telefonumuz var, telefonumuzu alalım önce. Hoş geldiniz. Hocam sizi Alo. Yormayalım daha fazla. Peki, buyurun. Efendim. Hoş geldiniz. Soru olursa Merhaba, tekrar tabloda inşallah hocamıza sorarız. Buyurun efendim. Merhaba, iyi günler, hayırlı cumalar. Teşekkürler, hayırlı cumalar. Hoş geldiniz evinize, buyurun. Hoş bulduk. Ümmü Tübiyen'e sormak istiyorum ben. Buyurun. Şöyle söyleyeyim, çocuğumuz olmuyor diye, vesile olsun diye bir hocaya gittik. Evet. Bizden ismimizi, anne ismini ve bir şey daha vardı sanırım. Onları yazıp bir şeye baktı, bir şeyler hesapladı. Evet. Rakam 6 çıktı, onu hatırlıyorum. Evet. Eski bir kitaptan bir şeylere baktı. Evet. Senin bir rahatsızlığın var. Bunu tedavi etmedikten sonra çocuğun olmaz dedi. Yasaklar var yememen gereken dedi bana. Ne var dedi? Şey ne var dedi? Yememen gereken yasakların var dedi. Yememen gereken gıdalar var dedi. Evet. Evet. Neymiş onlar? Şöyle söyleyeyim. Domates, nohut, mercimek ya bir sürü şey. Doktora mı gittiniz siz? Pardon. Yok, hocaya gitmiştik. Bir hoca söylüyor, domates yeme, işte yoğurt yeme, şunu yeme, bunu yeme diyorsun. Evet, 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 evet. Sonra? Sen de ümmü sübyan var dedi, mercimek, balık eti, sarımsak, ya 10-11 şey var yani. Yani bildiğiniz perhiz listesi yaptı size gittiğiniz şahıs. Evet, aynen öyle. Evet, sonra? Sonra bunları yemeyeceksin dedi, hani bunları yersen çocuk etkilenir bundan, olmaz dedi. Evet. Eğer çocuk olsa bile... Sütten kesene kadar bunları yemeyeceksin dedi. Eğer yersen sütten bebeğine bir şeyler geçebilir dedi. Evet. Muska yazarken de yılan, köpek sordu bana. Rüyanda geldi mi, rüyanda gördün mü bunları dedi. Evet. Kulağına fısıldama oluyor mu dedi, sordu bana. Ben hani neden soruyorsunuz dediğimde buna göre muskayı yazacağım dedi. Evet. Hani böyle sormak istediğim Ümmü Sübyan nedir? Doğuştan mı? Ne zaman zarar... gittiniz? Ne zaman gittiniz bu şahsa? 2-2,5 ay falan oldu. Evet. Ücret karşılığında herhalde bunları söyledi size. Yok, ücret almadı. Ücret talep etmedi. Talep etmedi. Ücret de talep evet. etmedi. Evet. Efendim. Bana zararı olur mu? Yememen için yasaklar var mı? Bu doğru mu? Hani muska taşımazsam bir şey olur mu diye korkuyorum ben. Muskayı da hani evinize koyun dedi. Sonra ben şey dedim, abdest alırken zorlanıyorum, Euzü Besmele çekerken. Böyle problemlerim vardı daha Peki, önce. Peki şunu tekrar kılarken. Altını çizerek soralım, cevabı sizden duyalım. Neden o tırnak içinde hoca dediğiniz şahsa gittiniz? Neden? Çocuğum olmuyor diye bir yakınımızın çocuğu olmuş bu evet. vesileyle. Evet. Hani biz gidelim bizim de olur falan oldu yakınlarımdan. Ben evet. kırmamak için gittim. Peki tedavi yöntemleri denediniz mi siz, eşiniz, aileniz? Evet, iki denediniz. Defa tüp bebek denedim, olmadı. Olmadı. Evet. Sonra da tavsiye üzerine bir şahsa gittiniz. Evet. Onun da tavsiyeleri bunlar oldu. Peki hocamızı evet, dinleyelim biz... bundan sonrası için. Çok teşekkür ediyorum, Antalya'ya selam ediyoruz. Peki, hayırlı cumalar diliyorum. Sağ olun. Bir şey mi diyordu? Evet, muska taşıyamazsam bir şey olur mu? Muska taşımazsanız bir şey olur mu? Evet, korkuyorum ondan. Peki size yazdığı muskayı kastediyorsunuz galiba. Size bir şey yazdı evet, o. Evet, evet. Ne yazdığını biliyor musunuz peki? Yok, muskada ne yazdığını bilmiyorum. Evet, peki bir değişiklik oldu mu muska taşımaya başladıktan sonra? Ya psikolojik mi bilmiyorum da hani bebek yanan yani şu an hiçbir şey yok. Evet, bir rahatlama var diyorsunuz sadece. Yani. Evet, psikolojik olabilir. Peki, teşekkür ediyoruz. Hocamızı dinliyoruz. Efendim, yani kesin... Postülat gibi şunları iyice bilmemiz lazım. Bir varlık diğerine Allah izin vermeden zarar veremez. Bir. İki, biz böyle işlerde önce tıbbi tedaviyi kullanmalı. Sonra da dua, sena elbette. Yani bakın muavvizeteyn, Allah'ın himayesine sığındıran iki sure sevgili peygamberimiz okurlar ve mübarek vücuduna onu sürermişler. Yatarken ayetel kursi okuma, Fatiha-i Şerif okuma, bizim elimizden bunlar gelir. Bunları okuyarak Yüce Rabbimizin himayesine gireriz.
Ümmü Sübyan, cinler şunu yaparmış, böyle edermiş. Allah izin vermeden hiçbir varlığın diğerine zarar verme yetkisi söz konusu değildir. Yani bu Ümmü Sübyan meselesi öteden beri biraz yayılmış, duyulmuş. Çok soru geliyor hocam bununla ilgili de tekrar düşünmek için sormuyoruz. İnsanlarımızı çok meşgul ediyor. Elimizden gelen tıbbi tedaviyi yaparız. Sonra da Rabbimizden afiyet dileriz, sağlık dileriz, mutluluk dileriz. Yoksa böyle onun bunun hele cahil insanların peşinde koşmayız. Şimdi ehli, uzman olan tıbbi tedaviyi yapacak hekimlere müracaat ederiz. Ama onun dışında bu işi böyle menfaat aracı etmiş insanlar aklımızı, fikrimizi karıştırıyor. Onlarla da uğraşmayız yani. Hocam fiili dua, kavli dua hep bahsedersiniz. Bu işin tedavi yöntemi varsa elbette tıptan tabii bu konuda yardım alacağız, destek doğru alacağız. Ama bunun dışında izleyicimiz de bu yöntemleri denedik. Duası var mı? Yani herhangi bir dua okumak bu konuda fayda sağlar mı? Böyle dua edilebilir mi bu konuda? Efendim, Kur'an'ımızda o Fatiha-i Şerif var ya, onun bir adı da Şifa Suresidir. Yani ve nunezzilu minel Kur'ani ma huve şifa. İndirdiğimiz bu Kur'an şifadır. Ve yeşfi sudura kavmin müminin. Ya eyyühen nasu kad ca'etkum mev'izatun min rabbikum ve şifa'un lima fis sudur. Allah ayetleri de şifadır. Allah'ın mübarek kelamı Kur'an. Biz dua da ederiz. Ama dua iki türlü. Zaman zaman bunu söylüyoruz ya. Fiili dua, kavli dua. Fiili dua nedir? Doktoruna gitmek, tavsiyesine uymak. Kavli dua ne? İçimden geldiği gibi Rabbimden sonucun hayırla sonuçlanmasını dilememdir yani, evet, dua. Ümmü Sübyan cini diye bir cin işte genellikle hamile kadınlara musallat olup çocukların olmamasını sağlayan diye geçiyor hocam. Böyle bir şey yok diyorsunuz. Böyle bir şey yok. Böyle bir inanış bu yok. Bu hurafedir bu. Neymiş işte onun çocukları olmuyormuş da Ümmü Sübyan'ın öyle bir cin varmış. Çocukları olmuyormuş da hamile kadınlara musallat olurmuş. Onların çocuklarının olmasını engellermiş. Böyle bir şey yok. Böyle Anadolu'da bir inanış var. Böyle bir şey son yok derece diyorsunuz. Yanlış. Evet. Yanlış, hurafe. Evet, peki. Biraz evvel vakitlerle ilgili sorular da geliyor. Onlara da bakalım ama. Evet, Azerbaycan'dan Asiye Hanım Instagram'dan yazmışlar. Hocam ben günde 3 vakit namaz kılıyorum diyor. Doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum? Namaz günde 5 vakit olarak farz kılınmıştır. Evet, 5 vakit. Evet. Telefonla devam edelim. Az sonra ikinci şifre gelecek. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hayırlı sabahlar. Hoş bulduk. Hayırlı cumalar. Buyurun efendim. Selamun aleyküm. Hayırlı cumalar. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Buyurun. Ben hocama bir şey soracaktım. Buyurun. Ben 40-42 yıllık evliyim. Eşimle evet, hiçbir hani iyi günümüz olmadı. 3 tane çocuğumuz oldu. Evet. Hep kavga, ayrıldık, birleştik. Yıllar böyle geçti. Şu an ayrıyım. Çocuklarım büyüdü. Hepsi evlendi. Torun torba sahibiyim. Ve ayrıldım. Ayrıldım diye oğlum, kızım bana tepkili. Evet. Hani çektin bu zamana kadar, çekseydin. Evet. Şu an tek başımayım. Kimse hani şey yapmadı. Sahip çıkmıyor desen de yeri var. Evet. Hani ben yine onlara kırılmıyorum. Evlatlarım büyüttüm ama ben günah mı işledim? Yani günah mı? Ben bunları büyüttüm. Geçinemiyoruz. Peki şimdi alt yazıyı okuyorum. Ben şiddet gördüğünüz de yazıyor. Evet, 40 yıldır şiddetle yani büyüttüm ben çocukları hepsini. Çocuklar bunu gördükleri halde, bildikleri halde şu an babalarına mesela hasta olsa gidiyorlar. Tamam gitsinler. Evet. Ama bana tepkili, oğlum da kızım da tepkili bana. Hani ayrıldın, bıraktın babamı diye. Evet, geçen sene ayrıldınız. Boşanmadım ama ayrı oturuyorum. Ha, boşanmadınız, resmi olarak boşanmadınız henüz. Yok ama... Evet. Birleşmem yani kesinlikle, asla daha birleşmem. Yani oğlunuz da babamla barış anne diyor size, öyle mi? Evet. 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 Ama siz de ayrı bir ev tuttunuz. Aynen, çalışıyorum kendim.
çalışıyorum. Kendi evimin kirasını kendim veriyorum. Kendim çalışıyorum. Kendime bakıyorum. Çalışıyorsunuz. Masraflarınızı evet. Karşılıyorsunuz. Aynen. Dolayısıyla aynen. Ben kimseden de... bir yardım almıyorum hiçbirinden. Evet, evet. Hocam Muhsin oğlu Bey, diyormuş ki barış ben, babamla. Ben oğlunun yanında yer alıyorum. Evet. Bu yaşta bakın 40 yıl bu birliktelik olmuş. Anne oldular, baba oldular. Allah evlatlar verdi. Şimdi ama bu yaştan sonra birbirlerine dünkünden daha fazla lazımdırlar. Dünkünden evet. daha fazla lazımdırlar. Eğer çekilmez bir yük haline gelmediyse yuvayı birleştirmekte fayda var. Ama son derece çekilmez bir yük, hayat zindan. O zaman illa beraber yaşayacaksınız denilmez. Ama öyle değilse, yani karşılıklı olarak kusurlarımıza göz yumup o şekilde kabullenerek yuvayı devam ettirmeye ihtiyaç vardır. Bilhassa bu yaşta ihtiyaç var Muhsin Bey. Evet hocam oğlunuzdan yana. Öyle yer aldım evet. Evet, evet ama hocamın dediği gibi dünya zehir oldu bana yıllardır. Hala yine zehir. Kumar, içki peşinde daha 65 yaşında, 67 yaşında. Hani zehir hayatımızı zehir ediyor. Bunu bile bile oğlum ayrı kızım ayrı tek başıma ben mücadele edemiyorum. Peki eşiniz şu anda geçimini nasıl sağlıyor? Çalışıyor mu? Yok, o emekli, kendi parası var. Bizi de evden de attı. Kendi ev aldık beraber. Onu evde bıraktık. He. Evde oturuyor. Aylığı da var. Yani da siz var, kendiniz ayrılmadınız. O sizi evden kovdu. Evet. Anladım. Peki oğlunuz size söylediği gibi babasına da söylüyor mu acaba? Yok. Söyleyemiyor ona. Niye? Bilmiyorum. Ondan pek muhatap o eskiden beri yok. Hep bana. Hani ben sanki sen git olsun affet sen git ama babasıyla karşı karşıya gelip de konuşamıyor bunları. Tabii anne şefkatli, anne merhametli, anneye her şey anlatılır, evet, paylaşılır. Evet, anne babayla çeker, konuşulmaz anne yapar. Ya. Evet. Yaş 65'e geldi. Bu insan hiç mi insaf etmez ya? Hiç mi Allah'tan etmedi korkmaz hocam, ya? Etmedi hocam, yıllardır etmedi. Yani bak yazıktır, günahtır, tevbe et ya. Allah'a dön evet. ya. Yani Allah sana bugüne kadar rızık verdi, hayat verdi, evlat verdi, nimet evet. verdi. Bu aynen. ne nankörlük ya. Ne zaman tevbe edeceğiz? Ne zaman aklımız başımıza gelecek ya? Evet. Yani bir de onun toprağın altı var, hesap var, hesap. Ya, hakkımı helal etmiyorum onu düşünmek... diyorum, ona da kızıyor çocuklarım. Asla hakkımı helal etmem. Hakkımı helal etmiyorum diyor. Helal etmeme hakkınız var tabii. Ama işte bak o akıllı olacak da sizi hoşnut edip hakkınızı helal ettirmeyi ecelden önce bunu sağlayacak. Aklı varsa bunu sağlayacak. Ama ben hakkımı helal ettim. Allah da seni affetsin diyebilmen var ya en büyük değerdir işte. Peki şöyle olsa bu ayrılıktan ayrı eve çıkmanızdan dolayı pişman olsa ondan sonra sizi işte arasa, sizin yokluğunuzun farkına varsa ve özür dilese tekrar bir araya gelir misiniz? Kaçıncı ama biz kaç yıldır boşanmalardan döndük. Kaçıncı ev tutmam ben? Oğlum gelinimle beraber de ev tuttum. Birleştik. Çocuklarım dedi hadi anne birleşelim. Tamam birleştirelim. Çocuklarım hep böyle aracı oldu. Kaçıncı? Bir, iki, üç. Yani bu yıllardır böyle. Şu an birkaç kere dedi ama ben razı olmam daha. Ha söyledi, pişman olmuş yani. İşte gelsin evine otursun. Ha gelsin sadece evine böyle. Otursun. Evet, o kadarını söyleyebiliyor demek ki. Yani. Ya. Gelsin evine otursun. Yani kovmuş ama pişman olmuş, gelsin evine yani tekrar Muhsin otursun. Bey, bizim derdimiz hem hanımefendiye, bak şu yaşta hanımefendi de bir dairede yapayalnız. Tabii. Can şenliğine onun da ihtiyacı vardır. 40 yıllık hayat arkadaşı. Onunla hayatın değer mi hocam? Acısını tatlısını paylaşacaklar. Hayat bir renk kazanacak. Ama o beyefendinin hakka dönüşü de bizim hedefimiz değil mi? Yeter artık ya. Yani onu kim ikaz edecek? Ya evet. Bir tevbekar ol. Yani şu yanlış yoldan bir dön.
Bakın bu hanım sana emanet ama yani kadına gün göstermedin yahu. Hayatı zindan ettin mübarek adam yahu. Hem bundan helallik iste. Allah'tan af dile. Ecel yaklaşıyor yahu. Evet. Evet efendim. Hocamızın tavrı net. Sizin tekrar bir araya gelmenizden yana ama çekilmez bir hal alıyorsa da boşanabilirsiniz evet. diyor. Çok teşekkür evet. ediyoruz aradığınız için. Hayırlı cumalar ben diliyoruz. Ben de size cumanız teşekkür ederim. Olsun. Hayırlı cumalar. Sağ ol. Evet, Instagram'a bakacağız. Instagram'a gelen sorulara bakalım. İzleyicimiz soruyor hocam. Kaza namazları Selahat-ı Vitir'den önce mi kılınır, sonra mı kılınır? Hacer Hanım sormuş Instagram'dan. Ama önce kılalım ama sonra kılalım. Hiç kılınabilir. Fark etmez. Doğru. Instagram'a döneceğiz. WhatsApp videomuz var. Görelim. Oğlum benim. Ha kuzum benim. Şimdi burada bir yavrum, duralım. Burada bir duralım. Burada bir duralım. Annem, burada bir duralım. Burada bir duralım arkadaşlar. Evet. Şimdi bu hanımefendi bize burada soru sormuyor. Ben önce sorusunu bize iletti yazılı olarak. O yazılı soruyu okuyayım ondan sonra bu video anlamlı olacak. Hı. Hocam izleyicimiz diyor ki selamünaleyküm. Aleykümselam. Hocam benim bir sorum olacak. Benim oğlum 2 sene oldu vefat edeli. Her cuma mezarlığa gidiyorum. Oradan her zaman eve kadar bir kelebek beni takip ediyor. Evin içine evet. giriyor. Dönüyor etrafımda. Ben de onunla oturup konuşuyorum, okşuyorum. Kanatlarını çırpıyor her zaman ve bu her cuma oluyor. Bundan bir anlam çıkarmak icap eder mi diye soruyor. Şimdi izleyelim. Videoyu bu şekilde izleyelim. Benim. Ha güzel oğlum. Şuraya bak kanatlarını aç annem. Aç annem. Aç kuzum. Aç yavrum. Annesinin aslan parçası. Sen bana ziyarete mi geldin? He oğlum. Kuzum. Yavrum. Aslanım. Allah Allah. Evet oğlunun mezarını ziyarete gittiğinde her hafta cuma ziyaret ediyorum diyor. Dönüşte de bir kelebek mutlaka bana eşlik ediyor diyor hocam. Hanımefendiye sabır cemil dileriz. Amin. Evladıyla burada ayrıldılar ama Rabbimiz cennetinde birleştirsin. Amin. Yani peşine bir kelebeğin takılıp gelmesinin hiçbir böyle metafizik bir yoruma gerek yoktur. Evet. Yani manevi bir anlamı vardır, işareti vardır. Oğlunun hatırasıdır, şudur, budur, böyle yorumlarından uzaktan yakından bu işin bir ilgisi yoktur. Ama hanımefendinin oğlunun mezarını ziyareti filan güzel şey, doğru şeylerdir. Cenab-ı Hak orada birleştirsin inşallah. Ama aşırı da üzülmesin. Aşırı eğer dayanamıyorsa bu ziyareti de bıraksın. Ya yani hele kelebeğin uçuşundan, kelebeğin kanat çırpışından, gelişinden, gidişinden anlam çıkarmanın bir yeri de yoktur. Evet. Peki. Bir WhatsApp videomuz daha var. Görelim. Selamünaleyküm hocam. Üçtür bizim eve baykuş geliyor. Bir kere abim uyurken geldi üstüne. Bir kere de ben uyurken üstüme geldi. Bir kere de evimizin içine geldi. Bu nedir? Bunun anlamı nedir? Biz çok merak ediyoruz. Üçtür başımıza geliyor. Söyler misiniz rica etsek? Evet baykuş. Şimdi sevgili peygamberimiz bakın bugünler aynı zamanda Muhsin Bey. Safer. Safer ayındayız. Safer ayı için de ta İslam'dan önceki cahiliye devrinden beri Safer ayı uğursuzlukların, belaların, kederlerin yağdığı ay diye bilinir. Biz bunları kimden nasıl öğreneceğiz? Fizikten, kimyadan öğrenemeyiz. Bunları Kur'an'dan ve sevgili peygamberimizden öğreniriz. Peygamberimiz Efendimiz la safere ve la tuyarete buyuruyor. Yani safer ayında bir uğursuzluk söz konusu değildir. Kuşun uçmasından, kaçmasından anlam çıkarmak da doğru değildir. Bu ev uğursuz geldi. Bu binit bize uğursuz geldi. Yani baykuş eve girdi. Uğursuzluk yorumu yoktur. Evet. Hatta olsa uğur yorumu vardır. Hayra yorma. Hayra yorumu vardır.
Yani bugün uçağa bindim sabahleyin Muhsin Bey. Bir yaşlı hanımefendi oturuyor. Hocam dedi, hocam Cenab-ı Hak ben bunu planlamadım. Yanıma geldin sen oturdun. Oğlum bugün kalp ameliyatına girecek. Allah Allah. Yani başarılı ameliyat olmasına yorum yaptım hocam. Kadıncağız öyle söyledi ya. Allah Allah. Doğrudur. Yani diyelim ki kim ameliyat edecek doktor? Salih Bey. Oo Salih. Ne demek? Barış'a ulaştı. Güzel. Güzel. Salim Bey. Doktor Salim Bey. Oo selamet. Bakın peygamber. Hayra yormak lazım. Hayra yormak. O efendim Hudeybiye'de müşrik temsilcisi kim? Süheyl İbni Amir. Peygamberimiz ne diyor? Ebu Bekir, adamın adı Süheyl. Süheyl ne demek? Kolaycacık. İşlerimiz kolaylaştı Ebu Bekir. O halde biz Allah de işlerimizi Allah. Hep hayra yoralım. Hicret ederken, çıkarmayalım. Hicret ederken eşkıyadan biri çıkıyor Efendimizin önüne. Peygamberimizde hiç panik yok. Adam baş almaya geliyor. Peygamberimiz adama adın nedir diye soruyor. Adın nedir diyor. Büreyde. Ha Büreyde Berit. Beride yani serin oldu. Serinlikte. İşlerimiz serinledi Ebu Bekir. Hangi kabiledensin? Eslem. İşimiz selamete erdi. Peki. Ve o zat bakın. Peygamberimizin sancaktarı oldu. Öldürmeye gelen. Nerede Büreyde Hazretlerinin kabri nerede? Türkmenistan'ın başşehri Aşkabat'a 300 kilometre mesafedeki Meriv şehrindedir. Yani demek ki uğursuzluk yorumu yoktur. Hayra yorum var. Hayra yorum var. Reklama gidiyoruz. Reklamlardan hemen sonra ikinci şifreyi sizlerle paylaşacağım kısa bir ara. Evet yeniden birlikteyiz. Cuma sohbetleri devam ediyor. Bu bölümde şifrelerimizi arka arkaya sizlerle paylaşacağız. Bir tanesini vermiştik. İki tane daha şifre paylaşacağız. Toplamda üç şifre olacak. Sandukalı Kur'an-ı Kerim hediyemiz için sevgili izleyenler şöyle görelim. Sandukasında toplamda üç şifre paylaşmış olacağız. Evet ikinci şifre ekrana geliyor lütfen not alın. El-Mecid Ya Allah Celle Celaluhu. Şanı büyük ve yüksek. Yerlerde göklerde yüce şan. Ulu dastan onundur öyleyse bize düşen riyakarlıktan sakınmaktır. Biraz önce bir kelebek kanadı nakış nakış. O ne desen o ne renk çimen yaprağından güneş sistemine kadar. Yani şu vücudumuzun organlarımız dokularımız onlara bakın kainata bakın. Ma tera fi halqir rahmani min tefavut ferci'al basara hel tera min fudur thumma irci'al basara karratayn yanqalib ileykel basaru khasiyan wa hasir. Çevir gözlerini de bir kere daha bak. Hayır, kusur göremezsin. Başına buyruk tesadüfen evet. Oluş göremez. Her yerde, her şeyde, zerreden kürreye, bir şeyden her şeye, her şeyden bir şeye bir nizam var, kudret var. El-Mecid olan Allah razı olsun. Ve üçüncü şifre ekrana geliyor sevgili izleyenler. Üçüncü şifremiz El-Vekil. Ya Allah Vekil. Celle Celaluhu. İşte ve men yetevekkel alallahu fehuve hasbuh. Kim Allah'a dayanıp güvenirse Allah ona yeter. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Fe ni'mel mevla ve ni'men nasir. Bize Allah yeter. O ne güzel vekil, o ne güzel yardımcı. Yani ben kulum, ölüme mani olamıyorum ama kendimi ona emanet evet. ediyorum. Evet. Üç şifreyi paylaştık. Şifreyi alanlar lütfen ekranda bulunan numaralardan bize ulaşmaya çalışsınlar. Hattımızı düşüren ilk izleyicimize hediyemizi vereceğiz. Sizin mi bir mesajınız var? Evet benim de mesajım var. Kimden o mesaj? Oğlumdan mesaj geldi. Selam ediyoruz hocam. Kendisi yazmış. Ne yazmış okuyalım müsaadenizle. Hocamıza soru bir. Birden fazla kaza namazlarında tek tek kamet okumalı mıyım? Tesbihatı tek tek yapmalı mıyım? Hocamıza soru iki. Teheccüd namazının sonunda tesbihata geçerken ayetel kürsi okumalı mıyım? Ne güzel. Mesaj bu. Ne güzel soru. Oğlunuza selam ediyoruz. Oğlumuza selam ediyoruz. Evet. Erkekler kaza biraz önce söyledim ya bir günde diyelim ki 5 vakit namaz kılacağım. Evet.
bir ezan, beş kâmet ayrı ayrı hepsi için. Peki kâmeti unutsam olur, yine de olur ama sünnettir. Yani sünneti yaparsam sevap olur. Yani o yüzden erkekler olarak, kadınlara gerekli değildir. Kadınlar öyle değil. Yani her kaza namazı için kâmet yapacak değiller, ezan okuyacak değiller. Ama erkekler bir ezan her namaz içinde birer kâmet olacak. Tesbihata gelince diyelim ki bir günlük namaz kaza etti, beş ayrı da tesbihat yapacak anlamına değildir o. Bir tane. Tesbihat mecburiyet değildir. Kazası da gerekmez. Durumu müsaitse yapar, yoksa yapmaz. Hele her biri için ayrı ayrı yapacak diye bir mecburiyet yoktur. Efendim teheccüd namazında da öyle. Namazdan sonra illa ayetel kürsü okuyacak, tesbihat yapacak. Bir zorunluluk diye yok. Bir mecburiyet yoktur. Hatta hazır mı izleyicimiz? Biz teşekkür sağ olun ederiz. Sağ efendim. Instagram'dan Yunus Bey'in sorusu var hocam. Diyor ki, trafik kazası sonucu sol bacağımda çok büyük bir iz kaldı. Şort giyemiyorum. Herkes bacağıma bakıyor. Dövme ile kapattırmayı düşünüyorum. Acaba dövme yaptırsam günah olur mu? Muhsin Bey, yani şimdi şort dediği herhalde şu diz kapağımdan yukarıda. Evet. Zaten diz kapağımdan yukarıdaki kısmı açmam uygun değil ki zaten. Ya uygun değil zaten. Yani bunu dövmeyle örteceğime giysiyle örtmeliyim. Evet. Erkekler olarak göbekle diz kapağı arasının örtülü olması gerekir. Peki. Telefonumuz hazır. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Hemen şifreleri rica edeyim sizden. Tabii. El Celil. Evet. El Mecid. Evet. El Vekil. Tebrik ediyorum. Adresinize teşekkür inşallah ederim. Hediyenizi yollayacağız. Çok teşekkürler. Hayırlı cumalar. Evet, biz ayrılan sürenin sonuna geldik. İnşallah yarın sabah muhterem hocamızla saat 09.50'de tekrar Kanal 7 ekranlarında olacağız. Cumanız mübarek olsun. Duayla programımızı kapatıyoruz. Hayırlı cumalar. Amin. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sübhane rabbiyel aliyyil alel vehhab. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Amin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin. Ya Erhamer Rahimin, Rabbül Aleminsin, Malikul Mülksün, Malikul Mülüksün, Mukallibül Kulubsun. Mülk senin elinde, gönüllerimiz senin elinde. Gönüllerimizi sevgi, saygı duygularıyla meşbu eyle. Amin. Hanelerimize huzur, gönüllerimize sürur lütfeyle. Amin. Evlatlarımızı bizler için hayrül halef eyle. Amin. Onları büyük mahkemende bizden şikayetçi değil, şefaatçi eyle. Amin. Ya Erhamer Rahimin, yüzyıllardan beri senin için yaşamış, senin için ölmüş, kılıcını, kalemini, çekicini hep senin yolunda kullanmış mübarek milletimizi, güç yetmez, takat gelmez musibetlerle imtihan etme. Amin. Deprem faciasından hıfz-ı emanında eyle. Amin. Ya Rab, ehli İslam'ı aziz ve mansur, amin, düşmanlarını zelil ve mahkûr eyle. Amin. Ya Rab, hastalarımıza şifalar lütfeyle. Amin. Sen Şafi'sin. Şafi ismi şerifin hürmetine hastalarımıza şifalar, borçlarımıza edalar, dertlere de devalar lütfeyle. Amin. Ya Erhamer Rahimin, rızıklarımızı helal ve bol olarak ihsan eyle. Amin. Lütfettiğin bunca nimet karşılığında şükran görevini yapabilen bahtiyar ve mübarek kullarından eyle. Amin. Hayırların fethi, şerlerin def'i, duamızın kabulü, Rabbimizin rızası için El Fatiha.